Orta kulak enfeksiyonları bebeklerde genellikle aniden başlayan şiddetli ağlama ve huzursuzlukla karşımıza çıkar. Eğer bir bebek nezle tablosundaysa, özellikle kış aylarında burnu tıkalı, burun akıntısı, hapşırığı, öksürüğü varsa ve aniden ağlamaya başlar, susturulamayan bir ağlama ortaya çıkarsa biz büyük olasılıkla orta kulak enfeksiyonu geçtiğini düşünür ve bebeğin hemen kulaklarına bakarız. Orta kulak muayenesiyle çocuk doktorları ya da kulak burun boğaz uzmanları rahatlıkla orta kulak enfeksiyonunun tanısını koyarlar ve tedavisine geçerler. Bazı bebeklerde de çok şiddetli ağlama orta kulakta biriken cerrahatin kulak sırrını germesi nedeniyle ve orada bir basınç oluşması nedeniyle ortaya çıkar. Fakat kulak sırrı delinip de cerrahat dışarıya attığı zaman bebek aniden susar, rahatlar, keyfi yerine gelir. Çünkü cerrahat boşalmıştır. Kulak sırrının kendi kendine delinmesi, iyileşmesi güç bir yerden olmaktadır. O yüzden eğer orta kulakta biriken cerrahatin kulak sırrının delineceğini göstermesi durumunda buna fırsat vermeden kulak burun boğaz doktorları milingotomi dediğimiz bir işlemle, yani kulak sırrını küçücük bir keserek dışarıya cerrahatin kontrollü bir şekilde boşalmasını sağlayıp bebeğin hemen rahatlamasına yol açarlar. Böyle bir durumda da antibiyotik tedavisi bazen gerekmeyebilir bile.